Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün günlerden çarşamba ve benim izin günüm. İki gündür işe başladım, çalışıyorum. Geçti ama özlemişim o stresli, tempolu hayatımı. Onun için çok mutluyum işe başladığım için. Her neyse, bugün günlerden çarşamba. Dediğim gibi izinli günüm. Şöyle evde birkaç değişiklikler yaptım. Şurada bakın. Sarı renginden birazcık sıkılmaya başladım. Şimdi kışa girdik. Sarı böyle yazın güzel oluyordu falan filan derken şimdi de yeşile sardım. Yeşil rengi çok hoşuma gidiyor. Evim zaten nötral renk mi denir? Ne denir? Siyah. Siyah beyaz karışımı. Ona da her istediğim rengi ekleyebiliyorum. Onun için çok seviyorum bu renkleri. Sıkıldığım zaman yastık kılıfımı değiştirip ne bileyim bir iki aksesuarımı değiştirebiliyorum. Bu sefer de yeşile sardım. Bir iki yeşil bir şeyler aldım. Fazla bir şey değil de işte battaniye aldım. Yeşil bir vazo aldım. Bir iki öyle bir değişiklik yaptım. Masamın yerini değiştirdim yani. Şöyle uzunlamaçtı. Yan aldım. Alt sandalyede sığsın diye. Ondan sonracığıma mutfakta bir iki yine bir şey yaptım. Bu şekilde bugün başka ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle güzelce işte girişi holi yaptım, banyoları sildim, mutfağı falan hallettim, salonu da yaptım. Sadece bir yerleri silip süpürmem gerekiyor. Şöyle tozunu mozunu aldım. Başka ne yapacağım bilmiyorum. Belki bir iki dışarı çıkarım, dolaşmaya etmeye bir iki böyle bir şeyler alırım. Bu şekilde bakalım gün bize neler getirecek, hiçbir fikrim yok. Hep birlikte göreceğiz. Bu şekilde sizlere şimdi şu salonda ne yaptığımı bir göstereyim. İlk olarak şuradan başlayayım. Biliyorsunuz ki şurada benim bir ne denilir, bir aksesuar gibi bir şeyim vardı. Çiçeklerim vardı üzerinde. Onu kaldırdım, salona koydum. Masamı şöyle yatay bir şekilde koydum. Buralarda pek bir değişiklik yapmadım. Bakın şuraya bu renkte yeşil bir yüzükten battaniye aldım. Ay rengi çok güzel ve o kadar dokusu yumuşacık ki çok hoşuma gitti. Şunlar sarı kılıflarım vardı, çıkarttım. Griydi zaten o yastıklarım. Bu şekilde yaptım. Buradaki süsü de kaldırdım. Şöyle 2-3 mum koydum ve şu vazoya aldım. Bakın arkadaşlar bu renk aşırı hoşuma gidiyor ya. Bu ara gerçekten yeşile de taktım. Bunu da şimdilik buraya koydum. Onun içine çiçek falan aldığım zaman güzelce şey yaparım. Çiçekle kombine ederim mi diyeyim, ne diyeyim. Bakın burayı bu şekilde yaptım. Bunu buraya aldım. Üzerine işte bir iki çiçeğimi koydum. Daha sonra şurada ilaçlarım falan var. Makinem burada. Onda pek bir değişiklik yapmadım. Şöyle buraları da güzelce misledim, akladım, pakladım ve buranın da kapısını kapatalım. Şimdi bir tek yatak odası kaldı. Orada çarşaflarımı falan bir değiştireceğim. Makineye çamaşır atmıştım. O bitince çarşaflarımı değiştirip onları da bir güzel yıkayacağım. Böyle bakalım. Ben şimdi bir kahve yapayım. Bir kahve keyfi yapalım. Sabah hatta ilk kahvemi içmiştim. Şimdi şöyle evleri hafif bir düzene soktuktan sonra ikinci bir kahvemi içeyim. Ondan sonra yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına girişiriz. Bakın ben size geçen bu çiçek yaptırmaya gitmiştim. Göstermiş miydim hiç bilmiyorum ama bakar mısınız? Seçtiğim gülleri ve şu çiçekleri güzelce bir buket yaptırdım. Ve hala pazar günüm. Ne zaman aldım ben bunu? Geçen hafta çarşamba değil, cuma yaptırmıştım. Aynen cuma pazara gitmiştik ablamla biliyorsunuz ki. Ve şöyle buket yaptırdım. Ay çok güzel oldu. Bu hala da capcanlı. Çünkü ben bunu her gün suyunu değiştiriyorum, bakıyorum. Böyle suyunu koyup bir iki hafta bekletmem. Her gün gerçekten suyunu özenle değiştiririm. O zaman çiçekleriniz gerçekten daha çok canlı kalıyor mesela. Hemen bir haftaya ölmüyor. Bak işte bir tane ölmüş ama o kadar da olsun değil mi? Hala capcanlı duruyor. Ölmüşleri de şöyle içinden çıkarıyorum. Bu şekilde şimdi bunun da yine bir suyunu değiştirelim. Evet, hatta ve bakın kahve. Şuraya geçen sizlere demiştim ya çerçeve alır onu koyarım diye. Bu şekilde yüzden dün müşterimi beklerken 1,5 saat vaktim vardı.
Botkop'ta. Yüzke girdim, 1-2 su salmıştım. Bakın şu bildagamenleri aldım, çerçeveleri. Bir de bu çiçekten aldım. O çiçekten şu kısımda bir tane vardı biliyorsunuz ki. Şimdi buraya da koydum. Şimdilik burası bu şekilde oldu. Bu kahveyi de buradan kaldıracağım. Onu galiba öbür tarafa geçireceğim. Burada normal bardaklarım. Burada annemin almış olduğu fincan. Yine limonu bir kısım mutfakta kullanmak istedim. Bu şekilde bunu da tabii kaldıracağım. Bunu öylesine oradaydı. Oradan kaldırmak için oraya koydum. Bu şekilde olmuş. Nasıl? Sizce güzel mi? Benim çok hoşuma gitti vallahi. Aşırı hoş duruyor. Böyle bir şeyi oturma odasında da bir kısma yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Evet, bakın şöyle kahvemi yaptım. Hatta o vazoyu da değiştirdim şu an. O yeşil vazoyu bu çiçeğin çiçekleri bu yeşil vazonun içine koydum. Bu şekilde şimdi güzel bir kahve keyfi yapalım. Evet arkadaşlar, ben kendime şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Geçen yapmış olduğum bu peynir dolgulu paprika ve domatesten yine yaptım. Şuraya avokadolu, salatalık, domates, cevizli gelen bir salata yaptım. Biraz zeytin, bir de çileğim vardı. Ondan da koydum. Şöyle çayda demledim. O biraz 5-10 dakika daha demini alsın. Ondan sonra çayım da hazır. Hadi bakalım şimdi, bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ben az önce dışarı çıktım. Geldim, şöyle 1-2 dolandım. Ablama gittim. Orada bir kahve içtim. Elif abla gelmişti oraya. Birlikte kahve içtik. Onlar kahvaltı falan yapmış ama ben zaten karnımı doyurmuştum biliyorsunuz ki. Neyse çok uzatmayayım. Ablama gittik, kahve içtik. Bayağı bir oturduk. Az önce eve geldim. Şöyle hemen ben artık yavaş yavaş bir akşam yemeği hazırlığına girişiyorum. Evde böyle mantarım vardı. Geçen mantar almıştım. Bununla güzel kremalı bir mantar çorbası yapacağım. Çok severim. Aşırı lezzetli oluyor. Bir de çorbanın yanına bizim Türkiye'deki Dilek ablam, teyzemin kızı biliyorsunuz ki, çok güzel bir patates salatası yapıyor. Yani onun o patates salatası zaten meşhurmuş. Böyle patatesleri haşlıyor. Ondan sonra böyle patatesleri eziyor. İçine işte malzemesini falan katıp güzelce karıştırıyor. Ama o kadar lezzetli oluyor ki, bu sefer denk geldim, yapmış. Yedim, aşırı hoşuma gitti. Bugün de nedense canım o patates salatasından çekti. Bir de su kaynatıyorum şimdi. Patateslerimi doğrayıp bir de yanına patatesli salata yapacağım. Bu akşamki menüm de bu şekilde. Belki akşama Nünü ile sinemaya gideceğiz. Sinemaya yeni gelin takımı diye sinema filmi gelmiş. Zaten merak ediyordum o sinema filmini. Bir de böyle kış demek, sinemaya gidip film izlemek demek. Biz çok severiz ya, yani ailecek de giderdik, arkadaşlarımla da çok giderim, ablamla falan da çok gideriz. Bakalım, eğer ki bir aksilik çıkmazsa akşam Nünü ile bir sinemaya gitmeyi planlıyoruz bu şekilde. Ama tabii ki ilk önce gitmeden bir karnımı doyurmam lazım, yoksa dışarıda karnımız acıkacak ve dışarıda yemek yiyeceğiz. Hiç şu an dışarıda yemek yemek istemiyorum. Para harcamaya da gerek yok. Evde kendimce yapayım yemeğimi. Karnımı doyurayım. Orada da zaten mısır, patlamış mısır alıyoruz, bilmem ne alıyoruz derken zaten bir şeyler atıştırmış olacağız. Bu şekilde. Ben mantar çorbasını nasıl yapıyorum onu da size söyleyeyim. Biz böyle küçük küçük doğruyoruz. Ondan sonracığıma blenderdan, çünkü geçirmeyeceğim ben bunları. Böyle minik minik olsun ki. Bunu güzelce kavuracağım şimdi. O kara suyunu bir çıkarttıracağım. Ondan sonra içine soğan doğrayacağım. Minik minik. Öyle tekrar bir kavurup içine un ilave edeceğim. Ununla da şöyle güzelce bir kavurduktan sonra suyunu koyup kaynatmaya bırakacağım. En son pişmesine yakında krema ilave edeceğim. Aşırı lezzet veriyor gerçekten. Denemediyseniz bu böyle mantar çorbası, kesinlikle bence denemelisiniz. Tabii ki mantar seviyorsanız eğer. Böyle bakalım. Ay, döktük yere.
Bir de ben bunu böyle blenderdan geçirmek isteyen geçirebilir. Ama ben blenderdan geçirmeyeceğim. Çünkü aslında ben bunu Thermomix'e de yapabilirdim. Hiç Thermomix'e bakmak aklıma gelmedi bak. Orada da kesinlikle tarifi vardır. Ama hakikaten niye onu da yapmadım şu an? Ocakta yapıyorum. Aslında daha hala açmamış. Açmadım hala. Şeyde yapma imkanım var. Hatta durun bakalım bir bakayım ben Thermomix'e nasıl bir tarif varmış. Ona göre devam yapacağız. Aslında orada da bir sürü tarif buldum ama şu an şeyde yapasım var ya. Tencerede yapasım geldi. Tencerede yapacağım. Şöyle aslında hepsini doğramama da gerek yok. Bir iki tane daha doğrayayım. Thank you.
arkadaşlar. Ben şimdi bunun kara suyunu şöyle bir süzgeçten geçirdim. Suyu da güzel bir geçirdim karalığı gitsin diye. Şimdi içerisine şöyle yapayım size. Soğanımı ilave ediyorum. Ve bir diş sarımsak doğradım. Şimdi birazcık daha zeytinyağı gezdirip bir güzelce bunları kavuracağım. Evet arkadaşlar bakın ben güzelce kavurdum. İçine tereyağı da koydum. Tereyağı ile birlikte de şöyle güzelce kavurdum. Şimdi içerisine yaklaşık 1-2 yemek kaşığı, 2 tepeleme yemek kaşığı un koydum. Ve şimdi bunu güzelce yedireceğim birbirine. Ondan sonra kaynar suyumu ilave edip yavaş yavaş bunu hemen açacağım. Pörtük pörtük olmasın diye. Pıtır pıtır mı pörtük pörtük mü diyorsunuz. Nasıl diyorsanız. Şimdi bir şey alacağım şöyle çırpıcıma. Bakın of var ya enfes koktu şu an. Böyle bir de aşırı güzel koktu. Altını da biraz kıstım. Şimdi yavaş yavaş şöyle sıcak suyumu ilave ediyorum. İlk önce bir açalım. Birazcık daha kaynatayım su. Birazcık daha su ilave edeceğim. Ve kaynatmaya bırakacağım. Çok fazla su koymayacağım çünkü içerisine bir paket krema koyacağım için. O da çünkü birazcık cıvıklaştıracak. Ve bence bu kadar yeterli. Şimdi ben bunu güzelce bir baharatlayayım. Şöyle vegeta ilave ediyorum. Ondan sonracıma tuz. Tuzum bitmişti. Bir dakika şuradan tuz çıkarayım. Şuradan azıcık tuz ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Bu kadar. Başka bir şey ilave etmeyeceğim. Evet. Şimdi altını birazcık kısalım. Kapağımızı şöyle tenceremizi bir silelim. Ve kapağını kapatıyoruz. Bir taraftan patateslerim de neredeyse piştiler. Kaynadılar bakın. Azıcık daha bir kaynasın. Ondan sonra onun da son halini sizlere göstereceğim. Evet bakın ben bunu şöyle güzelce kaynattım. Altını kıstım yine. Ve şimdi bir paket krema içine ilave ediyorum. Ve böyle de tekrar kaynatacağım. Bakın hem o zaman kararmamış da oluyor mantar çorbanız. Komple o kara suyunu güzelce attıktan sonra bu şekilde şöyle bir tadına bakayım. Tadı tuzu iyi mi? Oo çok iyi. Azıcık etti. Şimdi üzerine krema ilave ettiğimiz için tuzu azalmış. Azıcık gene bundan da katalım. Başka ne katalım? Başka bir şey katmaya gerek yok aslında. Tamam. Evet arkadaşlar biz eve geldik Nünü ile gitsek mi gitmesek mi diye konuşurken dedik hadi gel gidelim sinemaya. Neydi? Gelin takımı. Gelin takımı. Arkadaşlar böyle komik bir film olamaz. Var ya o kadar güldük ki Nünü ile aşırı komikti. Yani kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok güzeldi. Aşırı eğlendik. Çok kahkaha attık. Şimdi Nünü'ye eve gitmeden gel bir kahve içelim dedim. Biliyorsunuz ki şöyle bunun Hindistan cevizlisini almıştım ben. Naciye ablam da bu çikolatalı portakallıyı da dedi. Özgeç kesinlikle o da çok güzel dedi. Şimdi Nünü ile birlikte bakalım
deneyeceğiz. Bir bardağa 2 kaşık giriyor. Şöyle 4 tane koyalım. Ve şöyle karıştıralım. Ben bu arada Türk kahvesini cezvede olunca daha çok seviyorum. Önceden makine de yapıyordum. Hoş annem gibi makinesi vardı da. Benim evet. de önceden makinem vardı. Hoş fazla Türk kahvesi olsa da içsem demiyorum. Ha, olunca içiyorum ama pek aramam. Makine kahvesini daha çok severim. Ama içersem de böyle cezvede yapıp içmeyi daha çok seviyorum. Daha güzel tadı oluyor. Ben gerçekten, de cezvede daha çok seviyorum. Daha çok hoş oluyor. Daha çok kahve tadı veriyor bence. Evet. Hele bir de közümüz olsa şimdi şurada. Ablam yazıyor galiba. Evet. Ablam da bize bir step story'de etti. Makine yapmış Özge senle beni. Şu hadi. An sana da bana da geldi. Bakamadım da. Step etti sen. Beni niye çağırmadınız? Ben üvey miyim? Bilmez neler evet. neler neler saydı. Ama gerçekten bir anda kararlaştırdık. Hani gitsek mi gitmesek mi? Saat 4.30'da kararlaştırdık. 6'da da hemen biletleri ben şey yaptım. Rezervasyon yaptım. Ondan sonra gittik yani. Ablam beni aramış, bin kere yazmış, eyvah, bir şey soracakmış. Da. Şey diyor, hainler size, hain kardeşler, çabuk engelleyin beni diyor. Şu an bize terör estiriyor. Her evet. yazıyor, üstlendiğini evet. görüyor şu an büyük bir ihtimalle. Telefonum onda olduğu için kameramanlığımı o yapıyor. Bu şekilde kahvemiz bir kaynasın, sonra koyarken tekrar çekeceğiz. Evet arkadaşlar bakın şöyle bol köpüklü bir kahve yaptık. Buradan da sizlere bir veda edeyim. Çünkü az sonra unutacağım büyük bir ihtimalle. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.